Merhaba. 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası herkese kutlu olsun. Hatırlatalım. Bu hafta 2014 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından ilan edildi ve sadece o yıl idrak edilebildi. Ülkeye kötülük yapmak için profesyonel bir ekip getirseniz, bunların yaptıklarını görünce şapka çıkarır tespitini çokça kullandım. Bu yıl şöyle bir ilave yaptım. Bir despot kendine muhalefet etsin diye profesyonel bir ekip getirse mevcut Türkiye muhalefetinin eline su dökemez. 17-25 komplo değil, suçüstüdür. Darbe değil, iktidar sahiplerinin siyaseten sonudur. Kodese düşmeden hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yaptıklarının çerçevesi bu. 17-25 hırsızlık ve yolsuzluğun suç olmaktan çıkmasıdır. Buna teşne olmayanların da devletten temizlenmesidir. Gel gelelim 10 yıl sonra içinden çıkamayacakları bir belayla baş başalar. Yesinler birbirlerini diyecek kadar vahşi değilim. Rejim 10 yılda şu 5 şeyi başarıyla hayata geçirdi. Yargıçlar ve savcılar verdikleri kararlar yüzünden tutuklanarak polis devleti teşhis edildi. Muhaberat devleti Abdullah Gül gibi mevcut unsurların onayıyla yasal zemine kavuştu. Medya ustaca dönüştürülüp ehlileştirildi. Saray muhalefeti dizayn edildi, partilerdeki ayrı kodları temizlendi. Kendine özgü dinamikleri olan antidemokratik tek parti seçim sistemi oturtuldu. 17-25 bizzat aktörlerince de teyit edilmiştir. Dosyamda ne varsa doğrudur. Kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Döverler, öldürürler beni. Bilmem ne yaparlar. Beni o hırsız çuvalına koymayın. Erdoğan Bayraktar, 29 Ağustos 2021 Sadece bayraktarma CHP'nin avukatları sıfırlama tapelerinin gerçekliğini Şubat 2020'de mahkemede kanıtladılar. Parasını Ankara'nın ödediği Halkbank avukatları bankanın genel müdürü Süleyman Aslan'ın Reza Zarrab'dan rüşvet aldığını New York mahkemesinde teyit ettiler. 17-25'in atlatılabilmesi için tek başına AKP tabanının ikna edilmesi yetmiyordu. Karşı mahallede ustaca susturuldu ve iktidarla ateşkes imzaladı ve şu görüş hakim oldu. Dosya doğru olsa bile devlet içindeki bir grup iktidarı bununla dizayn etmeye kalktı. Bunu onaylayamazdık. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. 17-25'in fatura edildiği cemaatin devlet ve toplum düzeninden sökülüp atılması için Erdoğan'la işbirliği yaptılar. Erdoğan da aldı bunu yetki ve güç alanını genişletmek için sonuna kadar kullandı. 15 Temmuz 2016'dan sonraki yargılamalarda cemaatle ilişki kesme miladı olarak 1725'in belirlenmesi bundandır. 1725 Türkiye'nin itibarının 5 paralık edilmesidir. Boğazına kadar rüşvet, yolsuzluk ve kara para pisliğine batmış olan Erdoğan bir numaralı ulusal güvenlik sorunudur. Dünya 10 yıldır Erdoğan ve ailesine bununla şantaj yapıyor ve her defasında sonuç alıyor. Misal Reza Zarrab davası nedeniyle ödül alan FBI yetkilisinin açıklamasını hiç unutmam. Zarrab davası başlangıç. Türk ve İran devletinin üst düzey yetkilisi birçok kişi bu yolsuzluğa bulaştı. İkinci örnek. Türkiye Kasım 2015'te hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle bir Rus jetini düşürdü. Türkiye liderliği beylik laflarla yine olsa yine yaparız özür filan dilemeyiz diye kestirip attı. Çok değil günler sonra Moskova Erdoğan ailesinin Suriye ve Irak'tan çalınan petrolün en büyük alıcısı olduğunu açıkladı. Rus televizyon kanalları petrolün nasıl taşındığını uydu fotoğrafları ve krokilerle anlatmaya başladı. Erdoğan özür diledi dilemesine ama Putin için artık bu tek başına yeterli değildi. Milyar dolarlık S-400 anlaşması bugüne kadar ödenen en büyük kan parasıdır. Üçüncü örnek, Türkiye'nin Suriye harekatı Amerika Birleşik Devletleri'nin canını sıkınca Ekim 2019'da Amerikan Kongresi Erdoğan'ın mal varlığının araştırılmasına karar verdi. Ankara derhal geri adım attı ve Suriye'de ateşkes ilan edildi. Tasarı donduruldu. Saray muhalefeti bilmiyor mu bunu? Biliyor elbette fakat size böyle söylemiyorlar. Çalıyor ama çalışıyorlar öyle mi? Ali Yeşildağ ne güzel söylemiş. Tayyip abinin en büyük özelliği paranızı çalar sonra size kendini alkışlatır.